Oysa ne uzundur ne de ince. Aşık Veysel Usta'nın dediği gibi gece gündüz gidilen yollar. Tıpkı uzun mu kısa mı olacağı belli olmadığı gibi ömrün. Sahi insan durduk yerde yola çıkmanın heyecanını neye yorar? Hangimiz düşünü kurmadık ki ötelerde, bazen bir tepenin ardında ya da bir dağın? Hangimiz söylemedik ki orada bir köy olduğunu ve o köyün gitmesek de, varmasak da, görmesek de bizim köyümüz olduğunu? Bir yürekten başka bir yüreğin bilinmeyen sırrına ermek gibidir yolculuk. Biraz kendinden kaçması veya kendinden çıkmak istemesi gibidir insanın. Yola düşen biraz da hayalin ateşine düşer aslında. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir yolculuğa hazırsanız vira bismillah diyeceğiz ve yeni bir yolculuğa başlayacağız. Başkent Lefkoşa'dan herkese iyi akşamlar. Bugün bu akşam sırtımı aslında iyi bir yere dayadım. Sırtımı dayadığım yer Osmanlı. Osmanlı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıs topraklarındaki ilk Osmanlı mimari özelliğini taşır. İlk eserdir burası. Ve şimdi sizlerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güneydoğu uç noktasına gideceğiz. Çayönü'ne gideceğiz beraber. Oradaki Kıbrıslı Türkler kimler biliyor musunuz? Türkiye'nin güneyinden ve aynı zamanda Kıbrıs'ın da güneyinden 1974 yılında göç etmiş Paramallı, Adanalı ve birçok yerden yerleşmiş ve bugün biz Kıbrıslı Türkleriz diyen Türklerin egemenliğine, güzelliğine, örf ve adetlerine konuk edeceğim sizi. Şöyle bir göz atalım, bakalım köyümüz nasılmış. Kim demiş Kıbrıs genci tembeldir, çalışmayı sevmez diye. Geçenlerde bir yerlerde duymuştum. Demişlerdi ki Kıbrıs'ta esnaf yok, çiftçi yok, usta yok, kunturacı yok, şu yok bu yok. Yani zanaatçı yok. Evet, yok gibi görünüyor ama aralarda öyle usta gençlerimiz var ki toprağa nasırlı elleriyle sarılan öyle genç dost arkadaşlarımız. Şimdi iki genç arkadaşlarımla tanıştıracağım sizi, iki arkadaşımla. Onlar topraktan kazanıyorlar ekmeklerini ve toprakla geçiniyorlar. Tanımak ister misiniz? Benim burada bir tanıdığım arkadaşım vardı dedim. Şöyle uzun boylu, uzun saçlı, fiyakalı bir arkadaştı. Nerede ya bu çocuk falan derken arkadaş dedi ki o benim. Biz yıllardır görüşmüyoruz. Sonra dedim ki saçlarına ne oldu? Saçlar gitti de o da beni tanımadı. Senin de saçların uzamış dedi. Merhaba, nasılsın? Sağ ol, iyidir. Ya ne oldun sana böyle, zaman mı harcadı? Yedi bitirdin, ne oldu? Aşık mı oldun? Aşık oldun da evlenemedin, ne oldu? İkisi de oldu herhalde. Oldu ya. Şimdi hala bekarsın yoksa evlendin? Evlendim, iki çocuk var. Allah bağışlasın. Şimdi ne işle meşgulsün? Neler yapıyorsun mesela? Patates üreticiliğiyle uğraşıyoruz, hayvancılık. Evet. İşimiz bu. Evet. Şimdi ben bir açıklama daha yapmak isterim. Burada Kıbrıs Türk gençliğinin tembel olduğundan, çalışkan olmadığından söz edenleredir buradaki sözüm. Kıbrıs Türk gençliği her zaman çalışkandır. Her zaman ekmeğini, geleceğini taşından, toprağından çıkartmaya çalışandır. Şaban Yahya arkadaşım, biraz sen konuş. Neler yaptın, neler ettin ve şu anki yaptığın işten memnun musun? Yaptığımız işi severek yaparık ama gününde ürettiğimiz malı satamamak, bütün derdimiz satamamak. Yani üretmek kolay ama sadece patates mi? Sadece patates mi üretiyoruz yoksa tarlada başka bir şeyler de var mı? Patatesin yanında havuç, pancar, börülce, sırasına gelirse üretiyorum. Mağusa'ya satıyorsunuz. Mağusa, Lefkoşa. Fark etmiyor yani. Fark etmez. Tüccarların evet, nereden tüccar gelirse ona verir. Evet. Yani şunu diyebilir misin? Ya ben patates üretiyorum, soğan üretiyorum, havuç üretiyorum ve geçimimi sağlıyorum. Evet. Tekerleği döndürüyorum. Allah'a evet, şükür olsun diyebilecek noktamda mısın yoksa bir böyle takıntı var mı? Geçimimizi sağlarık ama zorlan. Evet. Zorlan sağlarık. Şimdi efendim hemen diğer arkadaşımıza geçelim. Sizi tanıyalım. Sadık Kılıç. Sadık Kılıç. Sen neredensin? Şimdi ben, babam 74'te Adana'dan geldi buraya. Çıkarmada geldi burada. Annem buralı yerlisindendir yani. Paramallı mı? Paramallı. Paramallı. Evet. Evlendiler. Evet. Sen biraz melezsin yani. Melez, evet. Şimdi sorsam Paramallı mısın, Adanalı mısın, Çayönülü müsün, ne dersin? Ben Çayönülüyüm. Yani değil mi? Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buna benzer örnekler çoktur. Ekseriyada sorulur nerelisin? İşte efendim Çayönülüyüm, Paramallıyım, Adanalıyım ya da Konyalıyım. Aslında Osmanlı döneminden bugüne hep karışmıştır bu genetik diyeyim artık. Evet. Şimdi siz ne iş yapıyorsunuz? Şimdi biz büyükbaş hayvancılık yaparık. Aynı zamanda ekstra olarak patates falan ekerik. Evet. Böyle geçimimizi sürdürürük. Yaş kaç? Yaş 31. 31. Evlisin? Evliyim. Evet. 2 de çocuğum vardır. Evet. Çok şükür. Yani burada geçimimizi sürdürürük. Ha bir yere kadar uğraşırız da, çalışmaya da çalışırız ama insan üretmek değil, ürettiğinin karşılığını almaktır. En mühim olan odur yani hayatta. Bizim hayatımız gece sabahın 4'ünde başlar. Gece 10'a kadar sürer. Yani köy eziyetlidir. Hayvancılık olsun, köyde uğraşmak eziyetli iştir. İnsan uğraştığının en azından bir karşılığını alırsa o her şeye mukabildir. Yani sen diyorsun ki ben sabahın köründe kalkıyorum, sabah namazında, gecenin gece yarılarına çalışıyorum ama hayatımdan tam da memnun değilim mi demek istiyorum. Bu çalıştığımız bu enerjiye göre, bu iş gücüne göre yani aldığımızına karşılamıyor. Gerçekten karşılamıyor. Yani insan yani bu kadar ezilecek bir ömürdür bu. Yani bir ömür ezilecek ve bu çalıştığımızı tam bir şeyini alamıyor. Hiç güneyle ilgili bir araştırma yaptın mı? Ya mesela ya güneydeki çiftçi, mesela senin durumdaki çiftçi şu kadar baş büyük hayvanı var, bu kadar da baş küçük hayvanı, şöyle bir tarlası. Mesela onun yıllık kazancı, geliri gideri budur, benimkisi budur diye bir küçük araştırma yapıp da bir saptamada bulundu mu kendi kendine? Şimdi en basit bir şey söyleyeyim. Biz orada Rum tarafına gittik bir arkadaşına. Orada bize dediler, biz dediler falan marka traktörün bayisiyiz, size de getirelim Türk tarafında. Evet. Dedik tamam. Yalnız nedir? Orada en basiti gösterdi, kataloglarını falan gösterdi. Bu traktörlerin dedi %60'ını devlet öder. Onlarda %60'ını. Biz burada %60'ını bırak. Benim en büyük sıkıntım bir traktör sıkıntım var ve alamıyorum. Gücüm yok. Yani ona yetişemez haldeyim. Yani ama insanların işte alım gücü odur. Ona Alım gücü yeter insanların. O yüzden bu haldeyim. Mesela eviniz burada, buraya evlendiniz. Evet. Bir ev yapabildiniz mi? Yani mesela kendinize ait. Devlet kırsal kesim arsası verdi. Evet. Evimizi yaptık, oraya yerleştik. Evet. Şimdi benim şöyle toparlamak istiyorum. Keşke mikrofonu uzattığımız insanlar bize şunu diyebilselerdi. Ya iyi kötü biz hal ve ahval, yani iyi gidiyor, tekerlek dönüyor. Yani bundan iyisi can sağlığı diyebilselerdi gerçekten içten yürekten. Şimdi onca köy, onca diyar, onca belde gezdik. Çiftçiyle de konuştuk, işsizle de konuştuk. Halinden, ahvalinden, durumundan memnun olanlarla da konuştuk. Ortalama yaptığımızda, şimdi Anadolu'yla mukayese ettiğimizde bu ülkeyi, kendim bir değerlendirme yapıyorum. Anadolu'yu da karış karış gezdiğim olmuştur. Oradaki çiftçiyle buradaki çiftçiyi karşılaştırdığımda ya da yaşamsal koşulları, biz iyiyiz fakat maalesef nedendir bilmiyorum, iyiyiz diyemiyoruz. Herhalde bu soru ya da bu sorun uzmanların kafasını karıştırması gerekir diye düşünüyorum. Uzmanların acaba karıştırıyorum. Yolculuğumuz devam ediyor. Bir el uzanır sineye, bir el uzanır bağıra, taşa, toprağa. Bir el ki çocuk yetiştirir, aş yapar, aşk yapar. Bir el ki kadın elidir, Kurtuluş Savaşı'nda memleketi için savaş yapar. Ve o ellere konuk olacağız şimdi. Ana ellerine, emekçi ellerine. Genç anneler idiler onlar, fakat yüzleri gözleri görünmüyorlardı. Belki de biz geldiğimiz için saklanmak istediler. Aslında yüzlerini saklamayı da başardılar açıkçası. Fakat gırgır şamata güzel bir muhabbet çıkartmaya çalıştık. O ana elleri topraktan geleceğin ümidini deşerken. Şimdi efendim az önce bahsettik, üretimden bahsettik, emekten bahsettik, iş gücünden bahsettik, topraktan bahsettik. Sonra da şikayeti vardı çiftçimizin. Yani üretiyoruz ama emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz diye. Bir de tabii ki toprakla uğraşana sormalı. Yani toprağın işçisine, toprağın emekçisine sormalı bu meseleyi. Bilmiyorum yani ablalarım, teyzelerim artık yaşlarını da bilmiyorum. Ağız yüz kapalı, göremiyoruz. Yüzümüze de bakmadılar. İnanın geldik, birkaç soru sordum. Yüzüme dahi bakmadılar. Ama en azından şimdi bu kardeşlerini kırmayacaklar. Bir merhaba olsun diyecekler diye düşünüyorum. Öyle mi abla? Nasılsınız? Ya konuş bak, zaten yüzün gözün kapalı, kimse görmez, tanımaz, yani konuşsan ne olacak? Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, kolay gelsin. Şimdi abla, ne kadar süredir böyle tarlada çalışıyorsun? Bayağıdır oldu. Bayağıdır. Hı hı. Şimdi kaç yaşındasınız? Ben teyze mi diyeyim, abla mı diyeyim, şaşırdım. 33 yaşındayım. 33. Oo, o zaman bacı diyeyim ben size. Büyüğüm ben sizden. Söyleyin. Şimdi nerede doğdunuz? Türkiye'liyiz. Türkiye'nin neresinde doğdunuz? Kozan. Kozan, Adana Kozan. Kaç yaşında geldiniz Kıbrıs'a? Biz 6 sene falan oluyor biz gelelim. Ha, yeni geldin. Hı hı. Hadi kolay gelsin bakalım. Abla siz? Teşekkürler. Nasılsınız? Allah'a şükür, sizler. Teşekkür ederim. Şöyle bakayım. Efendim, ninjalar gibi kapalı yüz. Şimdi abla, hele bir bak, ha göreyim seni, nasılsın? İyiyiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne kadar süredir tarlada çalışıyorsun? Vallahi ben daha 2 gündür geliyorum. 2 gündür? Hı. Sen nereden geldin? Ben de Osmaniye. Osmaniye. Şimdi ne kadardır Kıbrıs'tasın? 9 yıldır. 9 yıldır. Hı. Şimdi yaş kaç? 31. 31 yaşındasın. Var mı çoluk çocuk? Var. 2 tane. Bir kızım bir oğlum var. Allah bağışlasın. Buradan kazandığınızda onları çekip çevirebiliyor musun? İdare ediyoruz Allah'a şükür. Ha, idare ediyorsunuz yani. Hı hı. Evet. Kolay gelsin size de. Teşekkürler. Şimdi efendim ya Rabbi şükür bir tane ağzı yüzü açık bir abla bulduk. Şükür. Abla bir bak şöyle. Ya Atatürk'ün kadınları diyorum, yani Atatürk'ümüz Türk kadınına emanet ediyor. Bugün 10 Kasım biliyor musunuz? Bugün 10 Kasım. Ne söylemek istersiniz 10 Kasım hakkında? Ne söylüyorum ki? Bir şey söyleyeyim. Atatürk hakkında ne biliyorsunuz? Bir şey bilmiyorum. Bir şey bilmiyorsunuz. Nerede doğdu Atatürk? Selanik'te. Aa, güzel. Peki anıt mezarı nerede şu an? Anıtkabir'de. Ya değil mi? Peki Atatürk Türk kadınına seçilme hakkını, özgürlüğünü hangi yılda vermiştir? Vallahi onu bilmiyorum. Ne bileyim ben, vermişler işte seçilme. Ben de seçimden seçime gidiyorum sandığa, atıyorum oyum. Beyim mi söylüyor kime vereceğini? Şimdi abla sen nerelisin? Ben Kadir'den, Türkiye'li. Türkiye'li. Kaç senedir buradasın? 2. 2 yıldır. Şimdi abla ya bir yüzüme bak böyle bakacağım ha. Ha? Şükür ya Rabbi. Şimdi sandığa gideceğinde mesela senin herif diyor mu? Kız bana bak şu partiye vereceksin ha, mühürü şuraya vuracaksın. Diyemez ki ben özgürüm. Ha? Diyemez. De işte. Kendi mesela sandığın arkasına geçtiğinde veriyorsun değil mi oyun istediğine? He, istediğime verebilirim, evet. Diyemez öyle şey. Abla ilkokul ortaokul bitti mi yoksa? İlkokulu bitirdim. Ortaokul yok yani. Evet. Kaç çocuk var? 1. Allah bağışlasın. Şimdi bir ablamız daha kaldı. Ona da gidelim. Bakalım ne konuşacağız. Abla nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Şimdi abla mı desem, teyze mi desem, nene mi desem bilmiyorum. Çünkü gözlerini, yüzlerini görmüyor. Niye kapattınız? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Beni gördünüz mü? Ağız yüz kapandı böyle, yoksa hep böyle mi çalışıyorsun? Hayır, böyleydi. Böyle çalışıyor. Evet. Niye? Güneş sıcak diye. Anam neresi sıcak? Bak bu serin yani neresi sıcak? Atma şimdi. Güneş sıcakmış. Allah Allah, gayet serin bir hava yani. Bari de ki yüzüme gözüme toz kaçmasın diye kapatıyorum de tutturmuş olasın. Hayır, sıcaktan. Ya neresi sıcak? Sıcak tabii. Dışarıda. Evet. Siz nerelisiniz? Adana. Ya Adana Türkiye'nin 4. büyük kenti. Allah aşkına Türkiye'nin 4. büyük kentinden bacılar, analar 2 laf edemeyecek mi böyle? Bilmem. Yaş kaç? 45. Ha, en büyükleri sizsiniz yani. Evet. Öyle mi? İsim nedir? Ayşe. Ayşe, soy isim? Soy isim bende kalsın. Ay, o kadar. Ne diyeceksin benim soy ismimi? Soy isim bende kalsın. Yürü geç söyle işine. Başka işin yok mu senin diye. Öyle mi abla? Hayır. Ha? Şaşırdı mı bizi görünce burada? Yok, niye şaşıracağım? Hiç gelip böyle bir televizyoncu senin halının hatırını sordu mu ki niye şaşıracağım diyor. Sordu, köyde geliyorlar bazı öyle. Hangi köyde? Gazeteciler falan, güvercinlikler. Ha, geliyorlar ya. Ha, sen az değilsin, alışkınsın diye gazetecilere hiç sallamıyorsun bizi yani. Ha, umursamıyorsun yani. Şimdi efendim ben ablalara ne diyeceğim bilmiyorum. Şimdi yüzlerini gözlerini görmedim. Güya ben bu ablalarla tanıştım. Yarın bir gün bir düğünde bayramda görsem, yarın bir gün yani bir yerlerde görsem onlar beni tanıyacaklar. Maalesef ben onları tanıyamayacağım. Niye? Çünkü ninja kaplumbağalar gibi yüzlerini sakladılar benden. Bahane de hazır. Neymiş? Efendim güneş sıcakmış. Yahu ne sıcağı? 10 Kasım bugün. Çok da serin. Sıcak diyorsun, bak uzun kollu gibi. Gel. Sen gel. Ne bir daha söyle. Kollarını güneş yakmasın. Göt yalancı. Nereye güneş yakmasın diyor kollarını? Soğuk hava, serin. Ha? Tozdan topraktan korunuyorlar, güneşten korunuluyor. Bak fırsat bu fırsat, diyeceksin ki ağzım yüzüm kapalı, gören yok, bir şey yok. Vallahi ver yansın söyleyeceğim, aklıma ne gelirse diyeceksin. Vallahi ne söyleyeyim ki? Ben senin yerinde olsam öyle yaparım. Vallahi anacığım ağzım yüzüm kapalı, gören yok eden yok. Ver Allah aklıma ne gelirse söyleyeyim. Hükümetine de söyleyeyim, devletine de söyleyeyim. Biraz böyle maaşlarımız olsun, biraz böyle daha güzel bir hayatımız olsun demez miyiz? Herhalde. Daha güzel bir hayatımız olsun, herkes ister. Memnun musun hayatından? Memnunum şükür. Aç kalmıyoruz, açıkta değiliz. Değil mi yani? Öyle. Toprağı sever misin? Severim ya. Toprak sevilmez mi? Değil mi? Ya. Şimdi mesela bir de abla son sana sorayım. Bak bir dahaki sefere mesela sen beni göreceksin, tanıyacaksın. Ben seni nereden tanıyayım? Tanıma. Tanıma. Tanımayım. Tanıma. Sen beni göreceksin diyeceğim. Bak bu oğlan bize geldi, tarlada sorular sorduydu. Ben seni nereden tanıyacağım? Tanımayacağım. Evet. Hep böyle kapatır mısın ağzını yüzünü? Çalışırken kapatırım. Çalışırken kapatırsın. Hı -hı. Yani. Yoksa namare var kapatın mı dediniz? Yok. Efendim bu kadar. Benim yapabileceğim bu kadar. Onlar Türk kadını. Onlar Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nda sırtında mermi taşıyan nine hatunların torunları. Onlar Anadolu insanı. İster Anadolu'da, isterse Mesarya'da onlar çalışmaya, bileklerinin gücüyle hayatı sırtlamaya her zaman hazır ve nazırdırlar. Sözün özü. Bir asker şehit olur, 1000 ana yüreği kavrulur. Bir er, bir Mehmetçik şehit olur, milyonlarca Türk anasının yüreği kavrulur da kavrulur. O bölgede Çayönü'nde, Güvercinlik'te şehit olan bir erimiz vardı, hatırlarsınız. Tanrıverdi, Allah rahmet eylesin. Bir anneydi mikrofonu uzattığımız ve birdenbire Tanrıverdi için bir ana yüreğinden, ana yüreğinin satır aralarına yazılan acıları, ağıtları, gözyaşını oracıkta derleyiverdi bizi. Bakın bir şehit 1000 ana yüreğini hiç tanımasa da nasıl yakarmış, onun örneği var sırada. Efendim hoş geldiniz. Çayönü'nde diyaloglarımız başladı. Şimdi biz Deyzem'inle anlaşamadık. Yaşa söyleyelim yoksa söylemeyelim. Söylemeyelim istedim. Söyleme ya. Söylemeyelim. Hatta biz 2 tane sandalye istedik. Şuraya oturalım fazla yorulmasın diye. Yok ya dedi, sandalyeyi nesleyin. Aman ne güldürün beni. Yok ya dedi, sandalyeyi nesleyin. Çıkacağım öyle. O kadar dedi, yaşlıyım. Değilsin. Güldürme tabii beni. Öyle de güldürme çıkacağım. Niçin? Çıkacağım, bakacağım, göreceğim kendi kendime öyle ya. Gül ya, o ne olacak? Gülmeyi sevmez mi sen? Söyle bakayım. Nedir soracağım? Şimdi isminiz nedir? Bir dakika. Sıtkı'ya Ersalan. Sıtkı'ya Ersalan. Sıtkı'ya değilse evet. Kaç yıldır bunda Çayönü'nde yaşan? 74'ten beri buradayım. 74'ten beri. Evet. 74'ten beri burada yaşan, yaşın 70'lere yaklaştı yoksa evet, daha? Evet, yaklaştı. Evet. 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 Şimdi kaç çocuğun var? 7 tane. 7 tane. Buradadır hepsi yoksa çeşitli? Buradadır. Ünönü'de var, Yeni Boğaz içinde var. Ama 4'ü buradadır. Evet. Evet. Şimdi azıcık öyle çekil de ben de dayanayım. Ben senden yorgun. Hemen yorgunmuş. Yaşa be oğlum. Yorgunmuş kendi. Hatta ben oturayım. Efendim biz karar verdik. Sıddık'a deyzem, Sıddık'a deyzem benden daha iyi maşallah. Tahta nerede Sıddık'a? Vur bakayım tahta. Durma, boş ver ya. Vur bakayım tahtaya. Ben vurdum onun yerine. Gel böyle Sıdıka teyzem. Sıdıka teyzem benden daha iyi durumda. Maşallah o dimdik ayakta. Bak ben duramadım fazla. Söyle canım bak. Duramadım fazla. Konuya gel bakayım. Konuya, konuşuruz. Nasıl konuya gel? Ne soracağım sana? Yani... ne bileyim ben, nedir ki soracaksın bana? Sen bana sorsan soru olur. Nedir istediğiniz benden? Ya mesela geldin 74'ten beri evet, burada yaşan. Evet. Şimdi sen 36 yaşındayım dedin buraya evet, geldiğinde. Evet. Birden ansızdan bütün 36 yılını yani gençliğini, çocukluğunu evet, bıraktın buraya geldin. Evet. Evet. Nasıl bir psikolojidir bu, durduk yerde bırak ondaki hayatta gel burada Çayönü'nde yeni bir... Keşke hiç öyle bir şeyler olmasa da yerimizden de buraya gelmesek. Evet. Birinci budur. Evet. Buraya geldik biz ne bulduk? Hiçbir şey. Böyle yaparak. Evet. Bunda şey bulduk mu devletten bir şey? Hiçbir şey. Ondan ne hep iş yapardı babanız mesela? Gene çobancılık, eşimle çobancılık evet, işlerdik ama orada buradaki gibi değildi. Evet. Bizim yerimiz başkaydı. Burada da çobancılık yaptınız. Ama gittik ve bir taş bulmadık biz onda vurumdan. Güneydeki köyümüzde. Evet, güneydeki köyümüzde. Paramal. Paramal'da tabii. Evet. Tabii. Nasıl bir, ne demektir bir taş bulamadı? Hep söktüler oğlum. Biz bundaki gibi değil şu veraneleri. Bak onun babası da belki de bunda mesela eski evleri onardı evet. Da oturdu. Ya ama Sıdıka değilse ben şunu anlayamıyorum. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bazı yaşlılarımız derler ki ya biz onca Urumlarla dost, ahbap, kardeş gibi yaşadık. Hiçbirimize zarar vermedik. Yalanı yoktur. Yalan değil. Yalan tamam. Değil. Kardeş gibi yaşadığın bu ahbapların, köylülerin ne yapmaya senin evini yerinden bir ettiler? Yapmaya belirttiler. İşte 74 olaylarından burada gelsin. Türkiye ile Yunanistan karıştığında bu araya artık her şey bozuldu. Evet. 56'larda gene EOKA devriyle EOKA vardı mesela. Gene evet. Başlattı onlar. Gene evet. Urum başlattı. Gerçektir evet. Ama yerli Urum gerçekten de incitmedi. Yani. Şimdi mesela 36 sene onlarla birlikte yaşadın. Evet. Kalktın 74'te buraya geldin. Evet. Çayönü'ne. Ondan sonra döndün 3 sene evvel 2 sene evvel gittin ondaki köyünü görüyorsun. Paramallı yerinden bir buldun. Gördüm de 2 ayda yattım hastanede. Heh, onu soracaktım işte. Şimdi eskiden sahip olduğun o duyguların Urumlara karşı. Yoktur o duygu yok. Artık. Yok. Artık o duygu olamaz. Yani bizde artık o duygu olamaz. Nasıl onların bize yoktur, bizim de onlara yoktur o duygu artık. Ama biz mesela ben onu diyorum ki ben 11 kişi geldim buraya ama ben devletten yardım görmedim. Yardım evet. Nedir ben gördüğüm? 4 tane oğlumu işe koydum. Oğlumun biri kalmadı geldi kendi işini yaptı. O başka. Evet. Ama birini elektrik dairesine, birini... Şimdi nedir bu devletten beklenti? Yani ne için devletten beklenti? Buraya geldiğimizde neden mesela hiçbir şey vermedi? Hepsi icarına, hepsi şeyine. Bir telsiz kuyu verdi. Onu da aldı elimden. Evet. Evet başka nasıl söyleyeyim? Bol suyu vardı galiba. Kuyunun da aldı senden. Yok öyle bir karışıklık oldu ki o saati mesela bile ki oğlum aldı elektrik dairesinde evet. İşler. Halil Ersalan ve onu da aldı elinden. Ah be Sıdıka teyzem. Evet, ben benden 3 milyar vereyim. Ben dedim saat alsın. Ben dedim seninle konuşacağız, güleceğiz falan da. Sen benim yine ya bak, içimdeki derdi bir bana sor. Gencimiz henüz yaşayacak çağında, Allah verdiği Kılıç 20 yaşında, Güvercinlik Türk topraklarında vatanı görevini yapmaktan, Urumlar tarafından öldürülen Allah verdiği Kılıç bizim için ölmedi. Ruhun şad olsun oğlum, kanın yerde kalmadı ve kalmayacak da. Bütün asker analarına, bütün şehitlerimize rahmet, Allah'tan rahmet, eşlerine ve dostlarına sabır. Söyleyemeyeceğim daha fazla. Bir köye gittiğinizde muhtardır, siyasi erktir ve o köyü tanıtmaya gelen bir ekip olsa da, yolcu ekibi köyü tanıtmak için gelmiş olsa da o aralara derdini, kederini sıkıştırmaya çalışır. Muhtarımızda dert çok. Anlatmaya çalıştık ama yine de o araya sorunlarını sıkıştırmayı başardı. Tebrik ediyorum. Yetkililerin de kulağına giderse lütfen Çayönü muhtarına şöyle telefoniyen bir uzansınlar. Küçük ufak dertler ama o küçük dertler muhtarın yüreğine bayağı oturmuş. Bakalım neymiş o dertler. Efendim muhtarımız var yanında. Çayönü'nü gezmeye devam ediyoruz. Muhtarımızın ismi Hatay Bolat. Hatay Bolat 1975 yılında Kahramanmaraş'tan gelmiş buraya bekar genç bir delikanlı olarak. Şimdi 53 yaşında değil mi Hatay abi? Evet. Ve buraya geldiğinde kendisi Güney göçmeni bir hanımefendiyle evlenmiş ve 3 çocuk babası, elinden geldiğince köyünü güzelleştirmeye çalışan, elinden geldiğince köyü ve köylüsü için yararlı, faydalı faaliyetlerde bulunmaya çalışan bir abimiz. Şimdi kendisiyle konuşalım, köy hakkında biraz konuşalım. Ondan sonra diyalogumuz devam etsin. Şimdi Hatay abi, köy nüfusu kaçtır? 700'dür yaklaşık. Evet. 3 yerleşimden beri doğmaktadır. Evet. Paramallı, Margi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Adana, Kahramanmaraş yörelerinden yerleşimimiz vardır. Paramal'dan, Margi'den, Adana'dan ve Kahramanmaraş'tan yerleşimimiz vardır. Yani tam bir Arap çorbası oldunuz nihayet. Bir Arap çorbası olduk. Burada bir kız aldınız, kız verdiniz. Kız aldık, kız verdik. Burada normal bir yaşantımızı sürdürmekteyiz. Evet. Onun için herhangi bir şeyimiz de yoktur. Halkla iç içe yaşamaktayız. Evet. Şimdi Çayönü'nde yaşayan bir Çayönülü olarak Çayönü'nde yaşamanın ayrıcalığını, güzelliğini anlatabilir misin bana? Çayönü'nde yaşamanın özelliği şudur, köyümüz suludur. Evet. Patatesle, havuçla ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Soğancılık da var. Soğancılık ve her türlü yeşil meyve, zepselerin içinde hepsi vardır. Meyveler ne var mesela? Meyvelerde mesela, daha önceler mesela portakal vardı. Satılmadığından bu portakallar yok oldu. Arkasından tuttu devlet tarafından elmalar falan dikildi. O elmalar da burada dışarıdan ihraç olduğu çıktığı zaman o yapan şahıslar da onun için geliri alamayınca o da yetten sökmekle. Yani elmayı kökten söktü, tuttu söktü ya. Yani. Köktü söktü, çünkü neden verim alamaz duruma düştü. Çünkü tam yaptığı masraf yap da ürün alacağı zaman dışarıdan ihraçlar geliyor. Kendi malını, ürettiği malı satamamaktadır. Yani düşündü ki ya ben bu elmayı çıkarırsam şimdi kime satacağım kardeşim diye düşündü. Dedi ki ya madem satamayacağım ben bunu kökten anasını satayım. Sökeyim atayım mı dedi. Söktü attı. Doğrusu da odur, söktü attı. Evet. Emek ne oldu bu iki sene, üç sene gibi? Bu emekler de bu adamın havaya gitti. Evet. Havaya gitti tabii. Onun masrafında kendisi çekti. Hatay, başka bir şey sorayım sana. Mesela bu kapılar açıldı, Rumlar geliyor gidiyor. Geliyor mu köylüleriniz buraya, Rum köylüleriniz? Evet, ilk açıldığı dönemlerde sık sık geldiler, gittiler, evlerini gördüler. Köylüler de güzelce misafir ettiler. Evet. Ondan sonra da zaten bugünlerde de seyrekleşti. Evet. Seyrekleşti, gelmez oldu. Gelmez oldular. Niye gelmez oldular sence? Herhalde umutlarını kestiler. Baktılar ki siz iyice bir yerleşmişsiniz. Evet, iyice bir yerleşme olmuş. Burada kendine bıraktığı gibi kalmamıştı Çayönü, bildiğin gibi. Bak, yeni yerleşim oldu. Gençlerimiz dağıldı. Tüm mesela bak her tarafa dağıldı. Ama yalnız bu dağılan gençlerimiz şimdi bir sıkıntı içindedir. Çünkü elektrik altyapısını alamamaktadır bu gencimiz. Kara kara düşünmektedirler. Evet. Devlet çünkü yapması lazımdır. Evet. Devlet bir babadır. Devlet her zaman için evlatına hizmet yapmakla yükümlüdür. Evet. Muhtarımızda son sözünü vurguladıktan sonra efendim karar halkın, merci de devlettir. Devlet ister yapar, ister yapmaz. Bizden söylemesi, yolculuğumuz devam ediyor. Gittiğimiz yörelerde, köylerde, beldelerde mutlaka mizansen karakterli insanlar, mizah içerikli insanlar oluyor. Kıbrıs Türk'ü her zaman mizaha açıktır aslında. Gülmeye, güldürmeye, eğlenmeye hazırdır kapı eşiğinde. Yeter ki siz dürtmesini bilin. Dürterseniz öyle bir orta oyun sergiler ki Kıbrıs Türk'ü, şaşırır kalırsınız. Hele bir de sizin o oyuna ortak olmak gibi bir kabiliyetiniz varsa... Bakın nasıl bir gırgır şamata çıkıyor ortaya. Efendim şimdi öyle bir yaşam hikayesi ki hani göçmen kuşlar gibi belli bir diyar yok, belli bir diyardan diyara, köyden köye, beldeden beldeye göç edip buralara gelmiş. Aşkla başlayan, göçmenlikle devam eden ve Çayönü'nde durulan, duraksayan, rahatlayan, nihayet rahata kavuşan bir yaşamı tanıştıracağım size. Teyzeyle amcanın yaşlarını ben öğrendim ama siz bilmiyorsunuz. Bakalım şimdi neler konuşacağız. Ben teyzeye sorayım bakayım bana ne diyecek teyze. Efendim? Şimdi önce beylere şey yapalım yoksa. Teyze, nene, anne nasıl istersen söyle. Sağ olasın. Sağ olasın. Şimdi beyinle başlayayım yoksa seninle başlayayım? Hangisi? Aynı ki. Seninle başlarsam da sonra kızar bize. O kendi bilecek. Kızar mı? Biraz sinirli gördüm ben. Kızmaz. Kızmaz. Yani dümeni eline aldın yani. Evet. Öyle mi oldu acaba? Nasıl olsa yaşlandırdık. Yaşlandı. Evvelden keskin idi galiba. Oo çok. Yani yaş 75, iş bitmiş mi? Kim söylediyse. Kim söylediyse. Ha deyse. Evvelden evet. De o diyor. Görmen kaç saat odun keserdim uğraşta. Ha. Yaş bitmiştir. Deyse bak sana söyleyeyim yaş öyle. Bitmiş falan filan yok ha. Gizlin tutar kuvvetini vallahi dengal ayağını. Hiç gözünün yaşına bakmayacaksın. Şimdi o zaman şeyden başlayalım. Beyinizden bakalım neler konuşacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyiyim. Bir de hoş geldin de bana da yerini bulsun. Demin söyledim sana gene hadi hoş geldin. Ehaliye karşı söyleyeceksin şimdi daha. Ha. Hadi hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olasın. Adınızı alayım. Osman Çeliktaş, Osman Bayram. Osman Bayram. Ya Osman dayı, he. Böyle gözlerine baktığımda, sumana baktığımda sorsam sana desem ki atalarından, dedelerinden he. Nereden gelir kökenin? Bilmem. Bilmem. Nereden geldi bilmem. Benim dedem Dali'den geldi. Polis idi, geldi. Rahmetlik nenemi aldı, annemi etti. Velhasıl o yönden geldik dayandık buraya kadar. Evet, evet. Soy isminiz neydi? Çeliktaş. İsim? Osman Bayram. Osman dede, Osman dayı. Bak bir şey söyleyeyim. Dede sana. Bir kere daha söylesen döverim. Tamam, söylemeyeceğim. Yok. Dede olmadın ya da. Dede oldum ama dededen dedeye fark var. Sen dersen bana dede. Ha. Sonra getirin uğraştan topuzunu. Nerededir topuz? Yok, topuz var. Topuz. Elinde topuzun olacak diyorsun. Elimdedir. Bir şey söyleyeyim sana. Ne için o kadar konyak içtin de bu göbeci böyle saktın aşağı? Şimdi içmem de bana. İçerim. İçerim. İnkar etmem ne içerim. Ha. Viski içerim, şarap içerim, zivanya içerim. Ne bulursam içerim. Galiba da sigaradan da uzak durduk. Var 15 sene, 17 sene sigara içmem. Ha, nereden belli bilir misiniz? Ben söyleyeyim size. Söyle. Şimdi 75'e gelmiş insan eğer sigarayı da kesmeseydi har edecekti, öyle konuşamayacaktı evet. Şimdi. Konuşurum. Ha, çünkü sigarayı kestik. Kestim. Şimdi ne işler ettin, ne eyledin? Bir anlat bakalım. İş, mesleğin neydi mesela? Benim? Ha. Ufak yaşımdan hayvancılığıyla evet. Şey ettim. Keçi koyun da var yoksa? Da var. Evet. Koyun, keçi. Buraya kadar geldim. Kendi serbest işim idi bu. Evet. Zanatımdı. Evet. Geldik buraya kadar karttık. Yaşlandık. Çocuklar büyüdü. Davarı evet. Devrettim onlara. Ben yazıldım. Yani batal oldum. Batal olmadım. Artık bir belli yaşa var. Ha. Eller osu sıkar da sayar da var da bilmem ne. Anladın? O yönden artık çekildik. 17 sene daha Sıhhiye'de çalıştım. Evet. Sıhhiye'den çıktım emekli. Evet. Artık dediğin oturam. Berikat dersin hükümetim besler beni. Ha. Daha evvel aldı beni Tektaş Bey evlatlığa. Ha. Sonra vazgeçti ondan. Aldı beni Eroğlu. Ha. Şimdi tutar beni Mehmet Ali Bey'i. Efendi. Evlatlığa. Yani öksüz koymadılar seni. Yok. Bakmadılar ha. Beni berikat versin. Ne güzel. Yeni sor. Adeyze. Gel öyle yanaş uzak durdun. Yanaş. Ha yanaş. Yanaş oğlucuğuna yanaş. Ha. Şimdi herifin diyor ki. Görmüş seni uzaktan. Evet. Da demiş bugün çaz güzeldir. Gideyim da isteyeyim geni de alayım. Ha. O istiyor. Kendi kendine o anda gelin güvey olur. Evet. Senin haberin var mıydı? Bir yerden bilir miydin? O kendi başına güvey olurken o anda. Kendi başına da güvey olmadı o. Annesi babası istedi. Vay ukarım. Onun da suçu yok yani. Yok. Yani siz şu evlendiğiniz birinin kabahatı değildir. Anne babanın kabahati. Anne babanın kabahatıydı. Şimdi rahmetli ananız babanız hayatta olacaktı. Olsaydı hayatta soracaydım kendileri. Yahu ne yapma siz kabahat işlediniz de teyzeyle neneyi bir araya getirdiniz dedeyle teyzeyi de evlendirdiniz da şimdi mutsuzdurlar. Yok, mutsuz değilim. Geldiğimin ya babanın köyünden derler. Evet. Bak ya, öyle deyince mutsuz değilik denir. Bak mesela yani anne baba görüşüyle biz nişan olduk. Üç ay sözlü ettim de tanımazdım kendimi. Yani bir o... Annem babam, annelerimiz, babalarımız çok yakın, samimi arkadaşıdılar. Onların istekleri üzerine bizi de kavuşturdular ama mutsuz değil. Yani onlar kendi aralarında anlaştılar. Yani evvelden şu Kıbrıs'a Araplar gelirdi. Davar keçi alacaklar. Anlaşırlardı. Davarın keçinin haberi yok. Arabından Türkçer anlaşırdı. Allah paket. Aynen öyle oldu yani. Evde oturur kana. Böyle yemeği yedin, kapları yıkadın, oturun şeyde sekide dışarıda. İzden öyle dağları, ormanları, yıldızları, ovaları. Hiç böyle aklına gelmiyor. Olan bana verdi, şu beni verdiler bir Hollanca. Sarışındır, karadır, esmerdir, kavolozdur. Nedir? Hiç. Neye benzer? Kaşı gözü nedir? Annesi babası güzel idi diye tahmin ederdim. Bak teyzeme bak sen bak. Ya. Yani annesi babası çok güzel insanlar. Şimdi sen mesela tahmin edeceksin. Kuyavuklun neye benzer? Kaynatana baksın yoksa kaynanana? Hangisine baksam aldanmış kalmazdım. İkisi de güzel. Babası güzel mi adam mıydı? Yakışıklı. Çok güzeldi. Ya az değilsin sen. Baktın kaynata güzeldir. Herif de güzeldir. Oğlu da güzel. Oğlu da güzeldir. Ne yapsın o karım ya? Geldi rahmetli kaynanası, kaynatası geldi mi? Ya istediler gelini. Ana baba da razı. O da neye benzer acaba beni verdikleri oğlancık merağıyla? Bakmış kaynatasına neye benzer? Baktı ki kaynata yakışıklı adam. Yakışıklı adam, güzel adam, çok güzel, efendi. Evet. Konuşması, saygılan, sevilen adam. Acaba seninki babasına çektim onu merak ettim. Biraz babasına, biraz da annesine. Asabiliği annesine çektim. Huzurluğu. Kaynanadan da çektin sen demek. Asabiliği annesine. Neler etti bu kaynananı anlat bakalım. Köyümüz uzaktı, kaynanam bir şey değmez. Gelmezdi pek. Gelmezdi bize. Oh. Benden uzak Allah'a yakın yani. Evinde kalırdı. Gelmezdi bize. Gelirdi. 2-3 günle mızırlık yapabilirdi. Yeni gelirdi yabancı. Ne ben ona bir şey de söylese aldırmazdım. Ama sen bilirdin ki mızırlığı vardır. Vardır. Bilirdim. Bilirdim. Sen dayanını biraz denk aldın galiba. Evet. Dedin ya ulaşmayayım gene. Geldiğinde 2-3 gün kalırdı bende. Sahteden gülücükler dağıtırdı. Hoş geldin. Yapar mıydık öyle şöyle? Yapamazdım. Hadi vardır politika. Terledi bak terledik demek ki vardır öyle. Yok şey. Terlemedim gözüm yaşadı. Şimdi geldiğinde yapardın herhalde. Mesela sevmen ya elinde değil. Sever misin kaynananı? Yok severdim ne de olsa annem idi. Hem kaynanam mıydı hem ebem idi. Ben 9 tane çocuk doğurdum. Kaynanam benim ebeydi. Hem kaynanam mıydı hem ebem idi. Buraya dikkat edin. Evet. Saygımız olmaması lazım mıydı gene değil? Evet. 9 tane çocuk doğurdum. Kaç tane doğurdun? 9 tane. Maşallah. Ya dayı hiç işin yoktu. Ne işim yapacaktım? Gideceğim dediğim askeri işini işleyeyim yoksa ne? Hayır. 9 tane çocuk ettiniz başka işin. Yine kolay zor bir şeydi 9 tane çocuk edecek. Kolay mı geldi yani? Kadar kolaydı. En kolayı çocuk etmek. Boş ver. Yap gitsin. Yap göresin sen de bakalım zorluk gelirse sana. Kadının karnından sıpayı, sırtından da sopayı. Evet. Eksik aman anam yakacaklar, öldürecekler beni sokaklarda. Sen de şimdi öyle 2 saat karı olsan gene seni döverdim ben burada. Neden çok soru sorar. O kadar. Ben de az değilim değil. Bir alına bir mıhına. Aman Allah'ım. Politika. Makana YouTube, makana. Efendim şimdi Suriye'nin başkenti Şam'da başlayan 1940'lı yıllarda Suriye'nin başkenti Şam'da başlayan ve Şam'dan Hatay'a, Hatay'dan Adana'ya, Adana'dan da buraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Mesarya, Çayönü'ne uzanan aşkın o uzun yolculuğunun hikayesine tanık olacaksınız. Onlar şimdi bayağı yaşlılar ama bu yolculuğu da hiç unutmamışlar. Hangi yolculuğu? Şam'dan Mesarya'ya uzanan aşkın yolculuğu. Buyursunlar efendim. Efendim, teyze ile amca 1975 yılında Adana'nın İmamoğlu ilçesinden göçüp buraya gelmişler. Amca yaşım pek yok dedi, yani iyiceyim ben, yaşımı sorma bana. 83 yaşında. Ben de zaten gibi 65-70 diyecek. 85 yaşındaymış amca. Ya. Dedi ki bana da iyice bir şeyler sorma. Ben de dün akşam yediğimi de unuturum. Öyle demedin mi bana? Öyle. Ama iyi görünüyorsun dayı ya. Tabii. Şimdi baban 1911 doğumlu dedin bana. Öyle mi? Evet. Baban nerede doğdu mesela? Babam Şam'da doğdu. Oo, Suriye'de. Yani kökün Arap. Yok. Ne? Türkmen. Pardon, ben özür dilerim. Evet, unuttum ki Osmanlı döneminde Türkmenlerin Suriye'ye de gönderildiğini. Tabii ki baba da Suriye doğumlu. Tabii, Suriye doğumlu. Sen nerede doğdun? Ben de Suriye'de doğdum. Şam. Evet. Ne zaman Türkiye'ye gelmişsin biliyor musun? 1945'te. 1945. Niye gelmişsiniz mesela? Şam'da yaşarken niye tekrar Adana'ya göç etmişsiniz? Milletimizi istedik geldik. Efendim? Milletimizi istedik geldik. Yani. Ha, milletimizi istedik geldik. Tabii, Türkiye'ye istedik geldik. Evet. Göçmen geldik daha doğrusu. Adana'ya. Şimdi atasının atası Adana'da. Nasıl göçmen gelirsin Adana'ya? Şimdi ne olursa olsun Şam'dan geliyorum, göçmen geliyorum. He. Ama aslın Adanalı. Olsun. Sonradan sonra bir de göçmenlik yaşadın. 5 sene sonra vatandaş oldum. Türkiye'de. 5 sene sonra. 5 sene sonra vatandaş. Yani 45'te geldiysen 1950'de vatandaş oldun. 1950'de vatandaş oldum. Evet. O teyzeyi nerede buldun teyzeyi? Suriye'de mi? Aynı memleketli. Suriye'de mi buldun teyzeyi? Yok, burada Adana'da. Şimdi 1945'te. Sen kaç doğumlusun dayı ya? Söyle bakalım. 1923 doğumluyum. 1923. Vay. Cumhuriyetle yaşasın yani. Evet. Şimdi efendim 3 yaşa. Siz oradan hesaplıyorsunuz. Dayı dedi ki 85 yaşındayım. Evet. 83 dediğin değil mi? 84 yaşındayım. Aşağı yukarı evet. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle yaşıt. Suriye Şam doğumlu. Ama Adana'da büyüme mi desin? Sene 50'de Adana'ya geldim ben. Evet. 50'de. Esas Şam'dan gelmem. Evet. Hatay diye geldim ben. İstek üzere. Hatay'a geldim. 10 sene Hatay'da oturdum. 10 seneden sonra geldim. Adana'ya göçtüm geldim. O arada satın aldım. Evet, yani 1950'de Hatay'a, 60'da Adana'ya, 75'te de Çayönü'ne. 6. ayında da buraya. Dayı senin ömrün seyyah gibi geçmiş ya. Aa. Tam bir seyyah Çelebi. Turist Ömer. Seyyah Çelebi dedim bak ben. Yörükler gibi. Yörükleri bilir misin, yörükleri? 30 senede burada oldu. Kötüm yörük. Ha. O zaman dur o yörüklü de ben teyzeyle konuşayım. Teyzem, canım teyzem bak sen daha güzel konuşacaksın gibi geliyor. Şöyle çökeyim yanına da. Bak onun yanına kaçtım, şimdi konuşmaya durdu, gördün mü? O yörüklü bilmez. Niye bilmesin ya o? Hakikaten bilmem. Niye bilmiyor? Bak herif biliyor, sen bilmiyor musun? Ben yörükte gezmem. Amasya. Kim? Onlar. Sazımız Amasya. Amasya, Osmanlı'nın başkentlerinden bir tanesi Amasya. Amasya'nın en ünlü şeyi nedir? Onu söyle bakayım bana. Bilmem ki. Kız anam nasıl bilmiyorsun diyecektiniz görenler şimdi. Bak Amasyalılar izleyecek. Amasya'yı gördün mü diye. Görmedim. Nerede doğdun? Babamız geçmiş Şam'a. Şam'da doğdum, Şam'da büyüdüm. Evet, kök Amasya. Kökümüz Amasyalı. Şimdi babam tarafı. Şimdi o zaman efendim teyzeye kızma. Deme kız adam nasıl bilmiyorsun sen Amasya'nın en önemli şeyinin ne olduğunu demeyin teyzeye. Elması. Ha, elması değil. Elma. Elma değil. Alma. Osmanlı döneminde elma mı? Mi? Elma biliriz biz. Osmanlı döneminde elma mı derlerdi? Alma derler. Alma derler. Hey de elma. Bak bir şey söyleyeceğim. Teyze, sen kaç yaşındasın? Ben mi? Ha. 1928 doğum. 28 değil mi? Herife sor ha, herife sor. Herif biliyor her şeyi ha. He? 1928 doğum. Nüfusuna hiç bakmadı mı kaç yazıyordu diye? Yazıyor. Herhalde böyle doğum tarihine falan ihtiyaç duydum. Hemen herife soruyor. Herif kaç yaşındaydım ben? Okumuştum yok ya. Yok mu? Vay güzel teyzem benim. Yani sen de aşağı yukarı 75-80'e geldin ya. 70 yaşındayım. 72-73 yaşındayım. Bak bir şey soracağım sana. Hı. Ama hemen böyle utanmayacağım. Yok canım. Saçındaki gınayı ne zaman vurdun? Dün değil evvelki gün vurdum. Herkes boyuyor. Sen niye gına yapıyorsun böyle? Günah. Günah. Niye günah? Tabii günah. Haram. Yani boya haram. Boya haram. Kına haram değil. Cennetten çıkmamaya kına. Öyle mi? Tabii. Bak bunu ben bilmiyordum ha. Kına sevaptır kına karılara. Evet. Elde noksan olmayacak. Bak ellere bak. Elde de Adana burması var. Bu ne? Var. Babamdan miras kalmış. Kala kala bu mu kaldı? He. Başka? Yok. İki vurma bilezik. He. Hani baban nerede? Bir resmi falan öldü, var. Babam öldü. Nerede? Adana'da mı gömülü? İskenderun'da. İskenderun. Vay anam vay. Ya teyze Şam'da doğu. Anam babam İskenderun'da gömülü. Evet. Evet. Şam'da doğacaksın. Herifi Adana'da bulacaksın. O Adana'da mı buldun yoksa nerede? Yok. Aynı bir memleketimdi. Barabarız. Suriye'den beri barabar geliyoruz biz. O Arap'ın yollarından, çöllerinden çıktınız yola. Gele gele Hatay'a. Çayönü'ne. Hatay'dan Adana'ya, Adana'dan Çayönü'ne. He. Hiç aklına gelir miydi böyle düşündüğünde? Kimin aklına gelir? Anam bir gün ben gideceğim ta Kıbrıs denilen yerlerde köyün bir tanesinde yaşayacağım diye aklına gelir miydi? Kimin aklına gelecek? Nereden gelecek ki aklıma değil mi? Akla gelecek şey değil ki. He. 7, 8, 11, 12 yaşlarındaydım ben Şam'dan geldiğimde. Bak bir şey soracağım sana. Hı. Hiç böyle sinirlendiğinde, canın burnuna geldiğinde, vay bu gavurun memleketine nereden geldim dediğin oluyor mu? Oluyor değil mi? Belki de oluyordur. Oluyordur. Öyle diyorsun değil mi? Vay bu gavurun memleketine nereden geldim? Dışarı gitmeyeyim ki diyeyim. Ben nereden biliyorum? Ben de nenemden bilirim. Nenem öyle der. Vay bu yavrum geldi. Gerçi öldü gitti. Allah rahmet eylesin. O da Kıbrıs'ta yaşadı. Uzun bir süre derdi ki vay bu yavrum memleketine nereden geldim ki ben? Vallahi öyle de bazı da tabii oluyor. Ha, şimdi kimin memleketi bu memleket? Bura mı? Bizim Türkiye'nin memleketi. Müslüman memleket. Müslüman memleketi elhamdülillah. Ya gavur memleketi mi? Ha, gavur kurban olsun memlekete. Bir daha söyle. Gavur kurban olsun memlekete. Eskiden sadece kış mevsimi için, kış mevsiminde soğuk havalarda yem yiyecek olsun diye yapılırmış tarhana. Sonbaharda, yaz aylarında yoğurt, süt ve buğday yani üçü de topraktan kaynaklanan besinlerin bir araya gelmesiyle farklı bir tat ortaya koyuyor Kıbrıs Türkü. Anadolu'da da bilinir bu tat. İşte yazın hazırlanan, ekseriya kışın tüketilen tarhananın o sıcacık hikayesi, hani çorba tasına gelinceye değin geçirdiği evreyi merak eder misiniz? Efendim rast geldi, bizim için güzel bir muhabbet oldu. Bakalım neymiş siz de öğrenin. Şimdi efendim onlar üç taranacı kadınlar diyeyim ben onlara, teyzeler. Üç taranacı teyzeler. Birbirinden hamaratlılar ama şimdi ben soracağım bakalım hangisi daha güzel, daha usta, daha bilerek taran yapıyor. Bir de işin güzel tarafı onlar üç dünürler. Hı? Öyle mi? Evet. Efendim üçü de dünür. Kim kimden kız aldı, kim kime kız verdi hiç bilmiyorum. He? Kim kimden kız aldı, kim kime kız verdi? Biz kızını aldık dünürün. Oh gitti senin evet. Kız. Gitti benim kız Çayönü'ne geldi. Evet. Şimdi sen buraya kız verdin. Evet. Siz ne verdiniz, ne aldınız? Ben kız aldım. Kız aldınız kimden? Ha sen buradan kız aldın, o da senden kız aldı. Oh. Evet. Onarıldınız yani, onarıldık. Ödeştiniz. Evet. Şimdi eskiden beri böyle bir araya gelip de mı yaparsınız taranalarınızı yoksa bugün öyle goftiden bizim için bir araya geldiniz? Yok gelirik. Dünürüm kestiğinde ben gider ona yardım ederim. Ben kestiğimde evet. Doba gelir yardım eder. Bugün dünürüm de köydeydi. Evet. O da geldi yardıma. Baştan size sorayım. En usta hanginiz? Herkes de kendine göre. Evet, hadi bakalım. En usta hanginiz? Bilemem. Sen dünürüm... de, dur sen benim de. Çatlasın dünürleri. benim. Ben böyle sucuk da yaptım. Hem tarhanı da keserim. Akşama da pilavını yapacağım. Ayarladım hamuru. Dünürün adı nedir? Meryem. Meryem dünür ne marifeti var? Söyle bakalım. Bak ne dedi Meryem dünür? Tarhana da kestim dedi. Köfter de yaptım. Sucuk da. Sen neler yap? Ben de gönlün gördüğünü ben de yaparım. Söyle dünüründen geri kalma. Yok beraber yaparak biz. Hem komşuyuk zaten hem dünürük. Şimdi sen ne yapan? Sen hiç geri kalma. Bak onlardan daha fazla şeyler. Yalan da olsa sırala yavuz. Olur ya la. Olur. Ben de yaparım tarhana. Ben... Onu da yaparım, bunu da yaparım, onu da yaparım. Sucuk yaparım, tarhana yaparım, hellim yaparım, yoğururum, yapı işi yaparım. Helva yaparım, kek yaparım, börek yaparım, açma açarım, hurma kurudurum, harnıp keserim. Söyle. Harun bekmesi de yaparım. Yalnız dünürümün köyünde bak biz bıçağla keserik yahut gamuşla. Dünürüm böyle sıkar elinde. Da gör bak onun marifeti başkadır, baksın. Bizim başkadır tabii. Şimdi hangisi köyümüz... daha kolay hangisi daha zordur? Bilmem bize böyle kolay gelir ona öyle gelir. Evet. Bak, bizimkiler nasıl olur? Şimdi misafire çakıyla kesersiniz. Galiba da öyledir. Misafire çakıyla kesersiniz da öyle efendim uzağa vereceğinize satacağınızı böyle elinizde yoğursunuz. Yok. Nasıl attım ama? bizim köyümüzde hep bıçağla keserik evet. Bilmem. Şimdi ne vardır bu tarananın içinde içeriğini, muhteviyatını nasıl ne karıştırırsınız? Kim anlatacak anlatsın bana? Dünürüm sen anlat. Yoğurt yaparız, süt dökerek içine bir 10 gün, ondan sonra buğday vardır, pişirir, yoğurur, tarhana olur. Yoğurdla sütü karıştırırsınız. Pişirir gene ateşte. Evet. Ondan sonra keserik, evet. Olur tarhana. O kadar basit, olur tarhana. Yani marifet değilmiş gibi söyledik sen. Bize öyle gelir. Efendim, tarhana Anadolu'da da, Kıbrıs'ta da her zaman ihtiyaç duyulan kışlık bir yiyecek olarak her zaman yiyecek kültürümüzde vardır. Ve son olarak şunu sorayım, hanginize sorayım? Tarhana çorbanın dışında neye yarar? Hadi bakalım. Sadece çorba. Vitaminlidir. İçinde süt var, buğday var. Herhalde çok vitaminliydi de eski insanlar buldu da yapar bunları. Şeyi soruyorum ben mesela, çorbanın dışında nasıl tüketilir bu tarhana? Başka bir şeyle tüketilmez bu, sadece çorba yapılır. Eskiden analarınız bunu kışlık yapardı değil mi? Bütün sonbaharda uğraşır diye yapardı, öyle mi? Çoğu yazda da yapar. Yazda da yapar, tabii yazın ya da sonbahar. Yapacağım çorba eder yiyeyim, şattır kışta yiyeyim, yazda da yiyeyim. Kışta da yapamar mı bunu? Evet zaten yazı, kışı, sonbaharı... Yazı, kışı, sonbaharı fark etmez. Bu bir kültürdür. Bu bir yiyecek kültürüdür. Ve Kıbrıs'ta da oldum olası vardır. Ama artık çok ender köylerdi. Başkent Lefkoşa'da sonlandırıyoruz programımızı bu akşam. Lefkoşa öyle bir kenttir ki başkent Lefkoşa 2 satır şiir yazmamış adamı bile yazdırır. Aşkı hiç bilmeyen, tanımayan insanı aşkla tanıştırır. Başkent Lefkoşa, surlar içi özellikle, kim ne derse desin. Benim için başkent Lefkoşa hala mis gibi Yasemin kokuyor. Yeter ki siz o Yasemin kokusunun hayalinden vazgeçmeyin. Yasemin kokusunun hayalinden vazgeçerseniz Yasemin tüten şehrinizi yitirirsiniz. Hayattaysak ve yaşıyorsak tekrar buluşmak üzere, tekrar bir yol üstü muhabbetinde bir araya gelmek üzere efendim. Hakkınızı helal edin. Haydi eyvallah. Belki gelmezsin bu ile yolcu güle güle, yolcu güle güle. Sakın ha düşmeden dile, yolcu güle güle, yolcu güle güle, yolcu güle güle, güle 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 dost. Oysa ne uzundur ne de ince. Aşık Veysel Usta'nın dediği gibi gece gündüz gidilen yollar. Tıpkı uzun mu kısa mı olacağı belli olmadığı gibi ömrün. Sahi insan durduk yerde yola çıkmanın heyecanını neye yorar? Hangimiz düşünü kurmadık ki ötelerde, bazen bir tepenin ardında ya da bir dağın. Hangimiz söylemedik ki orada bir köy olduğunu ve o köyün gitmesek de, varmasak da, görmesek de bizim köyümüz olduğunu. Bir yürekten başka bir yüreğin bilinmeyen sırrına ermek gibidir yolculuk. Biraz kendinden kaçması veya kendinden çıkmak istemesi gibidir insanı. Yola düşen biraz da hayalin ateşine düşer aslında.